Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz gün topladığımız QP Fobo sistemin oyun performansına bakacağız. YouTube'unu yeni açanlar için sistemin özelliklerine kısaca bir göz atalım. İçerisinde Ryzen 5 5500 işlemci var ve bu işlemci Asus'un Prime B550MK model anakartına takılı, yani B550 Yonga setine sahip PCI Express 4.0 destekli bir anakart. Ekran kartı olarak da yine Asus'un çift fanlı Dual RTX 3060 modelini ihtiva ediyor. RTX 3060 oyunları daha çok 1080p çözünürlükte ideal olarak oynattığından dolayı testlerimizde 1080p'de gerçekleştireceğiz. İlk testimiz olan Red Dead Redemption 2 ile başlıyoruz. Oyunu 1080p ultra ayarlarda test ettik. Minimum 30, ortalama 64, maksimum 89 FPS'ye ulaştık. Test esnasında ekran kartımızın da işlemcimizin de ortalama 70 derecede çalıştığını belirtelim. Bir sonraki testimiz Cyberpunk 2077. Yine 1080p çözünürlükte Ray Tracing Ultra'da test ettik. Cyberpunk 2077'yi Ray Tracing Ultra'ya aldığınız zaman DLSS'de Auto modunda devreye giriyor. Minimum 28, ortalama 49, maksimum 69 FPS elde ettik. Oyunda daha da yüksek bir FPS istiyorsanız DLSS'yi performans moduna alabilirsiniz. Bu defa minimum 35, ortalama 60, maksimum da 78 FPS'ye ulaşabiliyorsunuz. Forza Horizon 5 bir sonraki testimiz. 1080p ultra ayarlarda minimum 66, ortalama 73, maksimum 96 FPS elde ediyoruz. F1 2022 ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p ultra high ayarlarda, Ray Tracing'de ultra'da ve DLSS kalite modunda ortalama 86 FPS elde ettik. World of Tanks ile devam ediyoruz. 1080p minimum ayarlarda sistem bize ortalama 223 FPS sunuyor. Oyunu eğer ultra ayarlarda oynamak istiyorsanız, Ray Tracing'i de ultra'ya alacaksanız minimum 88, ortalama 132, maksimum 346 FPS elde edeceksiniz. %1 FPS 84, %1 FPS 71, yani sistemde herhangi bir FPS düşüşü olmadığını söyleyebiliriz. Mount & Blade 2 Bannerlord ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p Very High ayarlarda ortalama 118 FPS elde ediyoruz. Daha da yüksek FPS istiyorsanız DLSS'yi kalite moduna alabilirsiniz. DLSS kalite modunda da FPS'miz ortalama 131'e çıkıyor. Call of Duty Modern Warfare'de testlerimize eklediğimiz yeni oyunlardan bir tanesi. 1080p ultra ayarlarda bu sistemle oyunu 66 FPS'de akıcı bir biçimde oynayabilirsiniz. God of War ile devam ediyoruz. 1080p Ultra'da minimum 51, ortalama 76, maksimum 97 FPS elde ediyoruz. %1 FPS 50, %1 FPS ise 41 oluyor. Oyunu daha da yüksek FPS ile oynayıp kaliteden de feragat etmek istemiyorsanız DLSS ayarını kalite moduna alabilirsiniz. Bu durumda da minimum 59, ortalama 79, maksimum da ise 109 FPS'ye çıkıyoruz. Marvel Spider-Man Remastered bir sonraki oyunumuz. 1080p Very High ayarlarda oyunu 76 FPS ile gayet akıcı bir biçimde oynayabiliyoruz. Daha da yüksek FPS isterseniz DLSS ayarını kaliteye alabilirsiniz. Ortalama 95 FPS'ye çıkmak mümkün. PUBG ile devam ediyoruz. 1080p ultra ayarlarda minimum 65, ortalama 100, maksimum 153 FPS ile sistem oyunu gayet akıcı bir biçimde oynatabiliyor. Far Cry 6 son oyunumuz. 1080p Ultra'da minimum 58, ortalama 73, maksimumda ise 94 FPS'ye ulaşabiliyoruz. Evet, Ryzen 5 5500 işlemci ve RTX 3060 ekran kartlı QP Phobos'un 1080p oyun performansı bu şekildeydi. Sistemin fiyatını merak ediyorsanız video altındaki linke tıklayabilirsiniz. Bir başka testte görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.